6 Şubat 2023 sabahının ilk saatlerinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğünden sonra çevre illerde Kahramanmaraş'ta ardı ardına depremler meydana gelmeye devam ediyor. Bu son depremlerden sonra işte Kahramanmaraş ilinde özellikle Göksun civarında ve Kahramanmaraş merkezde yine işte benzer büyüklüklerde bir deprem olabilir mi şeklinde bir korku var. Şimdi şunu söylemek gerekiyor. Bir kere bu bölge için yaşanabilecek en büyük depremi biz yaşadık. Yani bundan daha büyük bir depremin olma olasılığı yok. Kahramanmaraş ve civarında işte böyle 7.7, 7.6 büyüklüğünde bir depremin olma olasılığı yok. Bunu halkımız bilsin bir kere. Vatandaşlar özellikle de Göksun'da ve şehir merkezinde yeni bir büyük depremin olup olmayacağını merak ediyor. 6 Şubat ana şokundan beri günümüze kadar 30 binin çok üzerinde artçılar oldu. Bunlar aslında çok iyi. Eğer bu kadar çok artçı olmasaydı belki büyük bir artçı yaşayabilirdik. Yani 6 ve üzeri büyük bir artçı yaşayabilirdik. Bu da yıkıcı olabilirdi. Kahramanmaraş Üçcumam Üniversitesi Deprem Araştırma ve Risk Yönetimi Merkezi Müdürü Alican Kop, Çardak Fayı'nın Göksun Merkez için bir risk yaratmayacağını söyleyerek bir yıl boyunca maksimum 5 veya biraz üstünde artçıların meydana gelebileceğini söyledi. Göksun'daki yaşayan halkımız da tedirgin. İşte Çardak Fayı dediğimiz işte Nurhak civarından Göksun'a kadar uzanan bu fay, şu bölüm tamamen kırıldı. Ve bu hatta güneye kadar da uzandı. Şuradaki güney bölümü de uzandı, kırıldı. Hatta bu fay yeni kırıklar oluşturdu. Yani Göksun merkezinin hemen güneyinde yeni kırıklar oluşturdu. Dolayısıyla da buradaki ana kol da kırılmış oldu. Şimdi bundan sonraki süreç dediğimiz gibi bu fay buradan sonra işte biraz daha güneybatıya yönelip Savrun fayı şeklinde devam ediyor. Biraz daha işte batıda Sahip Meyli fayı benzeri faylar var. Savrun fayının gerçekten aktif olup olmadığı konusunda ciddi bir şey var, tartışma var. Bunun aktif olup olmadığı henüz bilinmiyor ama şu anda üzerinde gerçekleşmiş bir kırık yok. Bunu arazide net olarak görüyoruz. Sahip Meyli fayının olduğunu biliyoruz. Bunun da işte kuzeydoğu bölümlerinde yine depremler oluyor. Dolayısıyla da Göksun merkez için burada en büyük tehlike olan Çardak fayı ile ilgili bir risk yok. Bunu sadece artçılar olabilir. Bunu söyleyebiliriz. O da dediğimiz gibi maksimum 5 veya 5'in biraz daha üzerinde artçılar olabilir. Yaşanabilecek. Bunların olması da zaten daha büyük bir depremi önleyici olduğu için bu bakımdan çok önemli. Aslında rahatlatıcı bir durum. Ana faylardan kaynaklanan Savrun fayından korkuluyor ama bunun bilimsel bir şeyi yok, dayanağı yok. Çünkü fayın gerçekten olup olmadığı bile tartışmalı. Aktif olup olmadığı bile tartışmalı. Bu konuda elimizde veri olmadan da işte Savrun kırılacak, 7 civarında deprem üretecek gibi sözlere halkımızın inanmaması gerekiyor. Bununla ilgili çalışmalar da dediğim gibi belki Eylül ayı civarında başlanacak. Orada da belki biz çalışmış olacağız. Konuşmasının devamında Alican Kop, şehir merkezinden deri bir fay hattı geçtiğini belirterek Eylül ayında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yapacağı çalışmalar neticesinde detaylı bilgi alabileceklerini söyledi. Kahramanmaraş merkezle ilgili şunu söyleyebiliriz. Kahramanmaraş'ta 2012 yılında Türkiye Diri Fay Haritası güncellendi ve bu harita güncellenmeden önce bilinmeyen Kahramanmaraş fay zonu dediğimiz bir fay zonu ortaya kondu. 2012 yılından sonra birkaç kez META kendisi bu faylar üzerinde çalışma yaptı ama sadece güneydeki birkaç kol üzerinde birkaç hendekle paleosismoloji çalışması yaptı. Daha sonra da biz Kahramanmaraş Üçcumam Üniversitesi Deprem Araştırma ve Risk Yönetim Merkezi ve 13 Şubat Belediyesi'yle birlikte ortaklaşa bu şeyler üzerinde çalışmalar yaptık. Son olarak da Kahramanmaraş mikrobölgeleme çalışması kapsamında bu fayların tamamı üzerinde paleosismoloji çalışması yaptık. Yani hendekler açtık, fayın arazideki yerini belirledik. Dolayısıyla da bu Türkiye Diri Fay Haritası'nda bir kere önce şunu söyleyelim. Türkiye Diri Fay Haritası'nda birçok koldan oluşacak şekilde çizilmiş bu Kahramanmaraş fay zonu. Biz bunlardan sadece 2 veya 3 kolun aktif olduğunu gördük. Diğer kolların aktif olmadığını gördük. Dolayısıyla bunlar şehir için herhangi bir risk oluşturmuyor. Bu iyi bir haber. Ancak özellikle bunun güney kolu yani Kayseri yolu civarından geçen ve Doğu kente doğru uzanan kolun maalesef aktif olduğunu gördük. Yani bunun deprem üretme potansiyeline sahip bir fay olduğunu gördük. Ancak burada da tabii şu açıdan bilgi eksikliğimiz var. Bu fay en son ne zaman deprem üretmiş? Hangi aralıklarla deprem üretebiliyor? Yıllık kayma hızı ne kadardır? Bunlara ilişkin verilerimiz eksik, bilgilerimiz yok. Tabii bunlar için çok detaylı paleosismoloji çalışması yapmak gerekiyor. Bununla ilgili de şöyle bir müjde verebiliriz. İşte Türkiye'de TÜBİTAK, AFAD, Çevre Şehircilik Bakanlığı gibi kurumların ortak böyle bir proje hazırlığı var. İnşallah bu proje geçerse o zaman Eylül ayı içerisinde bu fay üzerinde böyle bir çalışma yapıp
buna ilişkin verileri de tamamlamış olacağız. Yani en son ne zaman deprem üretmiş, hangi aralıklarla üretiyor ve en son depremden ne kadar süre geçmiş? Yani bir risk var mı yok mu, bunu da belirlemiş olacağız. Alican Kop son olarak vatandaşların ağır hasarlı veya yıkılabilme potansiyeli yaşayan binalardan uzak durmalarını istedi. Kahramanmaraş'ta henüz yıkılmamış olan ağır ve orta hasarlı binalar var. Bunlara lütfen çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani bu kadar artçıları yaşadığımız bir durumda ve dediğimiz gibi Kahramanmaraş fay zorunun güney kolu da aktif ve henüz kırılmadı, deprem üretmedi. Dolayısıyla da özellikle ağır hasarlı binaların dan uzak durulması konusunda bir uyarı yapmak istiyorum. Orta hasarlı binalara da dikkat etmek gerekiyor diye düşünüyorum.